I think the girls with their nails done now. Evet, selam arkadaşlar. 26 Eylül 2024 Yama Notları'na hoş geldiniz. Bugünkü Yama Notları gayet güzel. Etkinlik vesaire az olsa da yoğun etkinlikler. Artı güncellemenin içeriği güzel quality of life'larla ve içerikler dolu. Umarım beğenirsiniz. Öncelikle ilk etkinimiz. Klan görevleriyle gelişiyoruz. 26 Eylül ila 8 Ekim arasındaki... Bakın bu arada fark ettiğiniz üzere 8 Ekim Salı günü gelecek bir bakım. Ona göre ayarlayın kendinizi. Klan görevlerini tamamlarsanız klan sermesi ve klan beceri XP elde edersiniz. Gene 10.000, 20.000, işte 6.000, 8.000 canavar kesme görevi geldi klan başına. Canavar kategorisine bakmanın güzel bir etkinliği zaten. Çok sık geliyor, çok da anlatmaya gerek yok. Alın, yapın. Bedava para. Balıkçılık etkinliği geldi arkadaşlar. 26 Eylül ile gene 8 Ekim Salı bakımı arasında olacak. Şöyle yerlerde balık tutuluyor. Velia'da, Heyder'de, Altama, Valencia'da, Duvencorum ve Grand'da. Burada 1 milyonluk, 10 milyonluk ve 50 milyonluk balık tutabiliyorsunuz. Tabii ki 50 milyonluk az çıkacak ama sonuçta çıksa bile AFK normal balık tutmakta iyi, o yüzden güzel bir etkinlik. Bir de bu balık etkinliğin yanında Velia Nampumudl'daki Dongwan ile ton balığı paylaşırsınız. Bereketli ödüller elde edersiniz. Benim tavsiyem mavi sırtlı balığı verin 10 tane. Alın bunu, zaten 1 milyon tanesi 10 milyona şu kesede alıyorsunuz. Keseden zaten şunlar da garanti çıkacağı için, artı şunlar da işte RNG neye çıkarsa ekstra bonus derken gayet güzel bir etkinlik. Onun için sağdakini de anlatmaya çok gerek yok. 3 milyon veriyorsunuz. Çeşme buff'ı olarak BDO'ya zaman zaman gelmiş olan şu buff'lardan birini seçiyorsunuz. Birini seçiyorsunuz, toplamda 5x alıyorsunuz ama bilginize şu oyun içindeki arayüzden de şöyle göstereyim. Ya 5 tane bundan ya da 5 tane bunu alıyorsunuz. Bu bir crossroad görevi. O yüzden ya bunu ya bunu şekilde seçiyorsunuz. Hangisini daha çok yaparım derseniz bu süreç içinde ona göre alın. İma hazırlığı ve yaşaminizi elde ettiği andan itibaren 14 günlük kullanım süresine sahip olacağını unutmayın. Yani saklayamazsınız. Ona göre kullanacağı şekilde alın. Buff süresi bitmeden önce yeni bir buff kullanırsınız. Önceki buff etkisi tabii ve yeni bir buff etkisi uygulanır tabii ki diğerleriyle aynı. Buff etkileri de zaten ekranda da yazıyor. Zaten çok da geldi. Tekrardan bunları okumaya gerek yok. İnci dükkanı. İnci dükkanında 3 artı 2 premium paketimiz var. Onun dışında... 3 artı 2 zanaatkar hafızası paketi var, 3 artı 2 yardımcı sözleşme kutusu var, 3 artı 2 büyülü hayletçik, 3 artı 2 envanter satışı var. Onun için ağırlık limit artış paketlerinin hepsinde indirim var şöyle arkadaşlar, toplu paketleri. Bilginize 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 ve 400 versiyon tek başına da var bilginize. Satışa sunuldu 400. Onun dışında şans peti seçim paketi var. Fazla kaydık şurayı. 256. oyun içinde göstereceğiz zaten detayları. İndirim kategorisinde bu hafta bayağı garip şeylere indirim var. Yani aslında garip değil de ortak gelmeyen indirimler normalde bunlar. Borazan'a indirim var. Bütün binek becerileri eğitim kuponu var. Binek damgasına, binek beceri seçim kuponuna, binek beceri değişim kuponuna. Artı büyülü haletçi ve depo sorumlusu işlem yardımcılarına var. Yani aslında hem at kategorisinin yarısına hem pet kategorisinden sadece hayaletçi hem de depo ve işlemciye indirim gelmesi biraz ilginç. Normalde bunlar geldi mi toplu at kategorisine geliyordu işte. Ne bileyim, toplu pet kategorisine artı hayaletçi ekstra bir indirim oluyordu falan filan. İlginç olmuş. Bir de bazı eşyanın satış süresinin değiştirilmesi var. Haftalık premium kıyafet kutusu 2 Ekim çarşamba bakımı satışı bitecek. Haftalık zanaatkar hafızası paketi 8 Ekim salı günü bitecek. Büyük ihtimal bunların yerine daha iyi paketler gelecek. Bunlar haftalık paket olduğu için. BDO'nun ekonomisi ve para kasma oranları vesaire değiştiğinde bunlara uygun yeni paketler gidiyor. Eskiyen satışı normal bir şey. Hemen burada göstereyim. 3 artı 2 premium aile başı 2 limit var totalde. Maksimum 2310 inciye alabiliyorsunuz toplamda 5 kostümü. 2 kez. 162 inciye gene aile başı 2 limit var. 30 artı 20 zanaatkarı alıyorsunuz. 960 inci 3 artı 2 hizmetçi ya da işlemci artık ne isterseniz alabilirsiniz. 960 aile başı 2 limit var gene gayet güzel paketler. Eksiğiniz varsa bu gospi ya da işte depocu pazarcı için alın, mantıklı paketler. Kostüm için de alabilirsiniz satmak için. 960 inciye şey gospi 5 tane gayet güzel fiyat. Onun dışında sezonda işte çıkışta envanter lazım olur mu hacım diye satıyorlar işte. 700 inci 3 artı 2 envanter geçti ama ben çok tavsiye etmiyorum. Ben çok sevmiyorum bu envanter satışı. Artık BDO'da gerek yok. Onun için meyve su artı ağırlık satışları var. Şöyle 552 inciye 500'e 150 demin saydık zaten. Aile başı pardon.
Karakter başı 2 satış limiti oldu unutmayın. Yani bunları şöyle alırsam, yani alamıyorum da inci yok diye. Alırsam 2 kere bunların hepsini basabiliyorum unutmayın. O fiyatlar şey limitler değişti. 400 ağırlıkta tek başına satışa tekrar eklendi. Pet paketi de 256. arkadaşlar. 30 tane lucidci, 100 tane besleyicimik ve burada gördüğünüz petlerden toplamda sadece birini seçiyorsunuz. Prankev mi, Tartness mi yoksa Arctic Fox mu? Bunların hepsinin özelliği aynı. Ama şey fark ediyor. Bu şey özelliği fark ediyor. Son bir özelliği var ya işte hipotermiye karşı şey mi yoksa canavar tespiti mi diye onu fark ediyor. Onun dışında hepsinin özelliği eşya drop artışı ekleme. Yani şöyle göstereyim. Şuradan daha iyi olur. Hepsinin şu drop kısmı aynı ama şu kısım farklı. Mesela bunun yerine prank gibi kullansam buradaki özelliği farklı olacak dediği o. Evet. Bugünkü yemeğimiz bir dakika inci dükkanı bitirmedik pardon. Burada yeni bir şey yok. Şunların da satış bitiyor dedi. Zaten şurada üzerinde güncelleme eklendi. Yok eklenmemiş. Ha ben buraya yazarlar dedim. Okey yazmamışlar. Burada işte depocu pazarcı indirimleri zaten söyledik. Atla ilgili bazı şeyler. Onun dışında geçen hafta gelmiş şu an indirimden video. Bu 2 Ekim'de bitecek satışı. Diğer bu hafta gelenler 17 Ekim'e kadar devam ediyor. İndirimler ona göre ayarlayın arkadaşlar kendinizi. Şöyle kaydırım yoksa bitmeyecek burası. Böyle. Post bir falan da indirimde. Onları siteden bakın çünkü şu tüm outfit kategorisi indirimde olduğu için aşırı fazla şey var. Onun dışında üçlü B9 paketleri vesaire bunlar da 10'una kadar satışı devam ediyor. Sadece dans veya işte kostüm çok beğendiğiniz şey alacaksınız alabilirsiniz. Zatkar Chrome paketi, Yaşam paketi, At Eğitim paketi, Premium paketi, işte daha kötü paket şeyse pardon daha kötü kese paketi. Daha kötü demin dedin o son gelen kese aşırı okuyor musun? Onun dışında işte 270. pet paketi. Eventte daha çok ben nişan istiyorum derseniz alabileceğiniz 60 inciye daha fazla kupon. Onun dışında yeni bölge mobilyaları. Yeni bölgeyle ilgili işte depocu, işçi slotu artışı, ahır slotu artışı. Kim orada ahır slotu artışı o da şüpheli de neyse. Evet. Bugünkü yemeğimiz 1.51 GB ve öncelikle sınıflarla ilgili değişimler ama sınıflarla ilgili değişimler çoğunlukla fix. Sahire, ana silah aktarım, karanlık pençe, es karanlık pençe. Karanlık pençe, ikinci ve üçüncü vuruşta es karanlık pençe, üçüncü vuruşta beceri eklensin uygulanmama sorunu düzeltildi. Vahşi, uyanış, dev sıçraması. Uyanış silahı durumda silkinme becerisi kullandıktan sonra dev sıçraması becerisini geriye doğru kullanırken becerinin yavaş etkinleşme sorunu düzeltildi. Ana silah durumunda silkinme becerisi kullandıktan sonra dev sıçraması becerisini ileriye doğru kullanırken becerinin yavaş etkinleşme sorunu düzeltildi. Avcı, core 4 yan savurma becerisinin hızlıca kombi yaparak kullanırken HP yenim etkisinin ilk vuruşta uygulanmama sorunu düzeltildi. Mayva, aktarım kırmızı baş kesme becerisinin ek vuruşu anında kullanırken ilk vuruş hasarının uygulanmama sorunu düzeltildi. Kırmızı baş kesme becerisinin ek vuruşu anında kullanırken yenilen miktarın düşük olması sorunu düzeltildi. Kara şövalye, ana silah aktarım mutlak yıkım vurgusu akımı. Mutlak yıkım vurgunu akım isabetli vuruşunda geritme etkisinin oyuncu uygulanmama sorunu düzeltildi. Yani knockback. Striker aktarım akım patlayıcı darbe. Aktarım durumundayken akım patlayıcı darbe becerisini kullanıldığında beceri hız azaltma debuff etkisinin uygulanma sorunu düzeltildi. Aktarım durumundayken akım patlayıcı darbe becerisinin isabetli vuruşta dövüş ruhu pasif etkisinin uygulanmama sorunu düzeltildi. Guardian, uyanış, vahşi taarruz. Vahşi taarruz bir iç beceriyle vuruşta. İlk vuruşta yıkma etkisinin canavarlara uygulanmama sorunu düzeltildi. Bound yani. Maegu, aktarım ruh delme. Diğer benlik oluşturmuş durumdayken ateş oyuğu becerisinin kontrol tuşuna basılı tutup ardından ruh delme becerisinin kontrol tuşu basıldığında diğer benliğin konumuna giderek ruh delme becerisinin etkinleşme sorunu iyileşirdi. Artık bu durumda diğer benliğin konumuna geri dönmeyecek ve kontrol tuşuna basılan ruh delme becerisini öncelikli olarak etkinleşecektir. Oluşturulan diğer benliğe gitmek isterseniz basılı tuttuğunuz Q tuşunu bıraktıktan sonra yeniden basarsanız diğer benliğe geri dönersiniz. Bilge, ana silah yükseltme, akım geri tepki oluşturma,
becerisinin hasarın düşük uygulanması olacaktı. Akım altın sütun. Beceri kullanım MP yenileme etkisinin ilk vuruşta uygulanmama sorunu düzeltildi. Çekiç fırlatma. Aşağıdaki beceriler kullandıktan sonra çekiç fırlatma becerisi hızlıca combo yapılarak kullanılacak şekilde iyileştirildi. Yer çekimi alanı 1 mutlak ikinci vuruş. Konum enerjisi 1 mutlak. Kararur konum enerjisi 1 mutlak kalır. Dosa. Ana silah aktarım. Akım üst kesme. Bulut sarma becerisinin kilitlenmiş durumdayken aşağıdaki becerilerin kullanımı sırasında akım üst kesme ile combo yapılabilecek şekilde iyileşme yapıldı. Sis bulutu, akım bulut kayması, kılıç valisi becerisinin birinci vuruşu. Pardon, valisi. Vuruşun birinci vuruşu. Sırat değişiklikleri. Vahşi canavar gücü becerisinin açıklaması gerçeğe göre şekilde değişti. Avcı karakurt, toprak şimşeği becerisinin açıklamasındaki yazım hatası düzeltildi. Valkyrie dans aynı ama farklı hip hop dans kendi ritmine göre dans ve sosyal aktif kullandıktan sonra uyanış silahının kalkanının görünmeme sorunu düzeltildi. İçerik 29 Ağustos Perşembe akımı aracıyla artık beylik oluşturmayacak şekilde değiştirildi ya da oyunu İngilizce oynuyorsanız klan. 26 Eylül Perşembe akımı aracıyla ise tüm beylikler otomatik olarak klana terfi etti. Yani İngilizce oynuyorsanız guild oldu tüm klanlar. Türkçe oynuyorsanız beyliklerin hepsi klan oldu. Terfiyeden beylikler ilk klan oluşturma ile aynı durumda olacak. Beylik lideri ile beylik üyelerinin rütbeleri aşağıdaki gibi ayrılacaktır. Beylik lideri klan lideri, beylik üyeleri ise klan üyesi olacak. Buna bağlı olarak klan oluşturulurken beylik ile ilgili açıklama metni gösteremeyecek şekilde değişti. Eşya, anılarla dolu hediye kutusu karaktere bağlı bir eşyadan aileye bağlı bir eşya olarak değiştirildi. Yaşam alanlarına göre yaşam XP elde edilen yaşam beceri XP eşyalarının isimleri değiştirildi. Büyülü parça eşyasının toplu işleme açıklaması daha ayrıntılı olacak şekilde iyileştirildi. Tahıl suyu ve bitkisel içecek eşyalarının nasıl elde edildiğine dair açıklamaları daha ayrıntılı olacak şekilde iyileştirildi. Kör tapınak, Vankaya eyaleti parti içeriğine elde edilebilen infaz simgesi eşyanın simgeleri değiştirildi. Şundan şuna değişti, bayağı güzel olmuş. Kalkan atölye bölgesi altın ve eski ay mobilya atölyesi. İncil Kenef 3 üzerinden satın alan mobilyaların oyun içinde elde edilen malzeme üretildi. Eski ay mobilya atölyesi ekranı. Bayağıdır gelmiyordu, bunu unuttular varsayıyorduk ama hatırlamışlar. Kalfiyon ve Altonova versiyonları geldi arkadaşlar. Kalfiyon 1.3'te. Altonova'da pardon. Kalfiyon 1.3 ve 5.4'tü. Altonova'da ne reklamı yazmamış. Nasıl ya? Yok, bu yanlış çeviri ya. Kalfiyon 1.3, Altonova ise 5.4 adreslerinde alınıyor. Evet, çeviri hataymış. Buraya baktım. Yes. Eski ay mobilya atölyesi katkı fonuna köyden ev satın alarak kullanılabilir. Diğer kullanılabilir olanları da şöyle listesi var. Buraya da Altonova ve gördüğünüz üzere Kalfiyon eklenmiş. Kalfiyon nerede bulamıyorum. Görüyorum, göremiyorum. Vallahi bulamadım. Neyse. Şuradaymış, pardon. Şu. Kalfiyon yazmayı unutmuşlar. Buraya Kalfiyon atölye bölgesi dese iyi olurmuş aslında. İngilizce de yazıyor çünkü. Kalfiyon No 1.3 atölye bölgesindeki eski mobilya atölyesine aşağıdaki eşya üretilebilir. Eski mobilya atölyesine üretilen mobilya yerleştirdiklerinde mobilya kullanma etkisi mevcut oranla aynı şekilde alınabilir. Fakat iç dekorasyon puanı set etkisi uygulanmasın. Yapılabilecek şeylerde şöyle arkadaşlar, level'larına göre şunlar var ve tipi de şöyle. Kalfiyon mobilyanın benim her zaman beğendiğim bir tarzdı. Tariflerini istiyorsanız da hepsinin tarifi şöyle listelenmiş. Bakabilirsiniz. İngilizcesini açayım şuradan, merak edenler varsa. Aynısının Altonova versiyonu da geldi arkadaşlar. Altonova'da şunları yapabiliyorsunuz. Ve tipleri de şöyle, gördüğünüz üzere benim çok beğenmediğim bir mobilya seti. Tarifleri de şöyle göstereyim hemen. Evet. Canavarlar. Tüngrat tarabeleri. Black Desert'ta Tüngrat tarabeleri birçok maceracının sıkça ziyaret ettiği av sahalarından biridir. Bu güncellemeyle sıkça tercih edilen konumlar değil, diğer tüm konumlarda benzer avlanma verimini sağlaması için iyileşme yapıldı. Evet, keşke bunu Tüngrat tarabesi yerine City of Dead, yani Ölüler Şehri'nden başlasaydınız. Çünkü asıl Bedon'un en nefret edilen ve en sıkıcı ve yani dönem bir kişinin bile sevmediği tek spot şu an burası kaldı. Tüngrat tarabesi en azından para atıyor diye millet katlanabiliyor da. Yani City of Dead berbat. Buna göre tüm Tüngrat harabeleri canavarlarının yeniden ortaya çıkma süreleri daha hızlı hale getirdi ve çeşitli konularda canavar grupları eklemiş yerleştirilerek güncelleme uygulandı. Bu sayede burayı ziyaret eden maceracının çeşitli seçenekler bulabilmesini umuyoruz. Tüngrat harabelerinde bulunan canavarların yeniden ortaya çıkma süresi yaklaşık %7 azaltılarak canavarlar daha hızlı yeniden ortaya çıkacak şekilde değiştirdi.
Tüngrat harabelerinde bulunan canavarların her bölgedeki yerleşimi iyileşildi ve bazı bölgelerde canavar sürüleri eklendi. Şurada gördüğünüz üzere işte mesela daha dağınık bir yurtta artık daha dip dibi duruyorlar. Şurada da örneğin şu iki tane varken artık mesela üç tane oldu. Hadi gif yeniden artık ha. İki taneyken şurada bir tane eklendi. Üç oldu mesela. Bir de işte %7 daha hızlı çıkacak derken gayet iyi bir yer olmuş. Daha küçük halkalar çizebileceksiniz. Hilal Tapınağı Dekke lambası level 1. Hilal Tapınağı Dekke'nin lambası bir av sahasındaki canavarla yok edildi. Klan görevinin yok etme hedefinin artmama sorunu düzeltildi. Belli durumlarda canavarların tekrar ortaya çıkma sorunu düzeltildi. Olum Vadisi Dekke lambası 1-2. Olum Vadisi Dekke lambası 1-2 av sahasında avlanma daha uygun olacak şekilde çevre iyileştirildi. Yeryüzünden kastediyor işte otlar, motlar, taşlar. Canavarların ortaya çıktığı yerlerin yakındaki toplama eşyaları kaldırdı. Bazı bitki ötüsüne ise görüş mesafesi hareketi engellemeyecek şekilde düzeltildi. Olum Vadisi Dekke lambası 1-2'de ortaya çıkan Olum Golemi'nin sol kolu yok edildikten sonra Golem hedefini kaybedip savaşı sonlandırdığında sol kol geri yüklenmeyecek şekilde düzeltiyor. Benim anladığım kadarıyla bu görsel olarak geri yüklenmeden bahsediyor. Başka bir şeyse artık döne döne keşfedeceğiz. Bilmiyorum, çok kapalı yazılmış. İngilizceye bakayım da. Not recover after being destroyed when... Yok, bilemedim. Olum Vadisi Dekke'nin lambası 2 av alanında Olum Golem'i yakınlığı ortaya çıkan Golem'in daha çeşitli konularda belirecek şekilde değişti. Umarım bu daha dip dibe çıkıyor çünkü şu an Dekke 2'deki çıkan Olum Golem küçüklerin yerleri bayağı uzak, yani yaklaşması lazım. 1'e kıyasla çok uzakta çıkıyor. Kara Tapınak Kıvanga'ya eliti parti. Kara Tapınak arayüzüne Karanlık Bongvan ve tahta indirilen Veliaht Prens seçildiğinde ilgili tapının temsil eden bir ifade eklendi. Kara Tapınak Kıvanga'ya eliti parti tahta indirilen Veliaht Prens kolaylaştırma geldi tahmin ettiğiniz gibi. Büyük ihtimal haftaya da devam eder ya da Global App'te yarın göreceğiz. Kara Tapınak Kıvanga'ya eliti parti zor seviyesine tahta indirilen Veliaht Prens ile savaşırken 3. seviyede HP %10 ve altında olan belli bir örüntüyü kırmak için gereken vuruş sayısı azaltıldı. Kara Tapınak Kıvanga'ya eliti parti tahta indirilen Veliaht Prens ile savaş sırasında yüzeyde oluşan halka şeklindeki kırmızı enerjiye vurulduğunda hasar ve debuff etkisinin uygulanmama sorunu düzeltildi. Kara Tapınak Kıvanga'ya eliti parti Karanlık Bongvan. Bongvan alevi debuff etkisi sahnede 300'e HP azalmadan 200'e değiştirildi. Bu çok lazımdı çünkü çok sık atıyordu. Bazı insan dayanamıyordu, katlanamıyordu ya da çözemiyordu bu işi. İyi olmuş, kolaylaşmış genel olarak. Bu hem zoru hem kolay etkileyecek. Birinci seviyede HP %50 ve altındayken kullanılan belli saldırı ortaya çıkan kızıl hortum vurulduğunda hasan uygulanmamış sorunu düzeltildi. Lazımdı bu hotfix. İkinci seviyeye başlayan Karanlık Bongvan'ın hareketin başlama süresi daha hızlı olacak şekilde değiştirildi. İkinci seviyede HP %15 ve altındayken kullanılan belirli saldırı örüntüsü kaldırıldı. Karanlık Bongvan'ın belli saldırıların menzil göstergesinin doğal olmayan şekilde görünme sorunu düzeltildi. Görev ve bilgi. Ada görev yenilenmesi ve mevcut bossların silinmesi gibi nedenlerle elde edilemeyen aşağıdaki ünvan ve bilgiler tablodaki yöntemlerle elde edilecek şekilde ekleme yapıldı. Hexamari bilgisi arkadaşlar işte Elvia Avsal'ını Hexamari yok ederek alınıyor. Pardon, ünvanı. İşte şampiyonu ve büyülenmiş buradan geliyor. Hepsinin listesi var şurada, merak edenler okuyabilir. Bu artık bize geldiği için değişeyim. Samyum uzun bir süre bunların bilginize şöyle title merakı olanlar ya da bakmak isteyenler bakabilir. Aşağıdaki ünvanların da elde edilme koşulları değiştirildi. Şunları şöyle göstereyim ve devam edelim. Tahta indirilen Veliaht Prens'in efsaneler gününde devam ederken ortaya çıkan tahta indirilen Veliaht Prens ile savaş sırasında ay enerjisine etkilenip havaya yükseltikten sonra düşerken hasar uygulanmama sorunu düzeltildi. Medya bölgesindeki ana görev adlarına Medya ifadesi eklendi. Dragon bölgesi ana görev adlarına Dragon eklendi. Medya bölgesindeki ana görevin güç değerlendirmesi ve barbarların ekipmanları Sağusan garnizonu yakınlarında tamamlanabilecek şekilde düzeltildi. Atraksan Yonakya'daki bazı nesneyle etkileşim kurarken bilgi edinme ipuçları öğrenilebilecek şekilde rehber içerikler eklendi. Balantı noktası Fetih Savaşı, Talfen bölgesi Balantı noktası Savaşı kaleleri arasında topografya ve nesneyi iç civarına daha uygun şekilde oynanabilmek için bazı bölgeler kalelerin konuları değişildi. Bunun dışında tüm bölgedeki maceracılığımızdan gelen Malat Nokta Savaşı ile büyük küçük geri bildirimleri derinlemesine inceliyoruz. Yani ben inanmıyorum ama neyse. Bu tür geri bildirimler bu yama gibi mümkün en hızlı şekilde yansıtmayı planlıyoruz. Evet, ama dinleselerdi hiç getirmezdi bu sistem çünkü berbat.
Dalfyon bölgesi bağlantı noktası savaşının kale konumu değişti. Şuradaki rutum olan buraya taşındı. Karabalıkçısının şurada olan da şuraya taşındı. NPC arka plan vs. Arşi arası savaş alanını arka plan düzelterek alan daha geniş bir şekilde kullanılacak şekilde ayarlandı. Elbette maç ayarlarına göre sis perdesinin varlığını da ayarlayabilirsiniz. Bununla birlikte katılımcı maceranın zaman zaman rahatsızlık veren konum lagı da affedildi. Yani konum lagı platini bilmiyorum ama en azından artık şu köşede V'den çıkıp sonra buraya tırmanma antrenmanı öyle insan görmeyeceğiz. Çünkü saldırıda artık böyle oldu. Şurada tümsekten direkt arenaya iniyorsunuz ve bitiyor. Sonrası dümdüz. Bir tek şu köşede var ama yani artık şu köşede gitmeyi verin yani V'den çıkınca. Odita Kalesi iskele sorumlusu Delana'dan gemi dışarı alırken geminin ortaya çıktığı konum değiştirdi. Jordan Destan yapılırken ziyaret edilen Kalfion'daki macera konaklaması önündeki ve merdivenlerin arka planı değişerek hareket rotası iyileştirildi. Arayüz entegre servetler arayüzüne favoriler fonksiyonu eklendi. Entegre servetler arayüzündeki eşya listesinde favoriler simgesine tıkladığınızda ilgili eşyayı favorilere ekleyebilirsiniz. Favori kategorisi aracılığıyla favori eklediğiniz servetleri kolayca kontrol edebiliyorsunuz. Güzel bir quality of life. Favori eklediğiniz entegre servetler eşyası listenin en üstüne göründüğü favori kategorisine bakmasanız da en üstüne gözüküyor. Ve diğer bir arkadaşım entegre servetler arayüzüne infaz kategorisi eklendi. İnfaz kategorisi kara tapına Kıvanga eyaleti parti içeren zor seviyesindeki ödüller ve benzeri şekilde eşyalar gösterilir gördüğünüz üzere. Buraya büyük ihtimal ileride başka infaz şeyleri de ekler. Sadece bu 6 ile tutmazlar diye tahmin ediyorum. Çok güzel olmuş. Ben çok beğendim bu şeyi. Yeni kategori lazımdı. Çünkü her şeye baktığınızda burayı kapatıyor abi. Yani ne gerek var? Benim takas edeceğim çoğu şey aşağıda bekliyor. Mesela o gıcıklı. Biraz daha kategori lazım ama o tepe bence hala. Bunu okuduk değil mi? Aşağıdaki entegre servetler arayüzü kategorisi değiştirildi. Etkinlik içerik taşıldı Silvia'nın simgesi. İçerikten etkinliğe taşındı. Göz alıcı şakatı nişanı, parıltı şakatı ve şakatı nişanı. İçerikten de infazlı taşındı. İnfaz simgesi bu şeylerin hepsi. Parti bossların hepsi. Ekipman eşyalarındaki açıklama kontrol ederken takılan kısım hakkında bilgi alınacak şekilde ekleme yapıldı. Artık sağ üstüne sadece ekipman yazmak yerine ekipman ana silah, işte ekipman sabrafın ya da işte ekipman artifact ya da kostüm, işte armor, hangi kategorisi ona girecek şekilde, yazacak şekilde ekleme yapıldı bilginize. Yani kimsenin orayı okuduğunu sanmıyorum ama işte oyuna yeni başlayanlar okursa anlayamazsa diye mantıklı olmuş. Ben beğendim. Oyuna bağlarken görünen ilk bağlanma kamera efekti 2 veya daha fazla kez bağlanan karakterleri uygulanmayacak şekilde değiştirildi. Yeni bir ortamda istemciye bağlanıldığında ilk bağlanma kamera efekti görünecektir. İlk bağlanma kamera efektini ekranına fare hareket ettiğine efekt kaldıracak şekilde değiştirildi. Bence de bu şeyi eklemese daha iyiymiş. Eskiden daha iyiydi bence. O giriş şeyine hiç gerek yok yani abi. Ya da ayarları ekle, aç kapı yapalım, öyle aktive edelim. Ben istemiyorum mesela hiç. Kamera sahnesinden çıkıldığında arayüzün görünmesi daha hızlı olacak şekilde düzeltildi. Çünkü eğer bilmiyorsanız bu arayüzden çıkıldığında ESC ya da bir şeye bastıysanız bunlar da geç yükleniyor. O geç şeyden dolayı. Kameranın yaklaşmasından dolayı. O biraz sıkıntı. İlezer öğretisi yani tutorial. Güncellemesi öncesi oluşan karakterlerle oyuna girildiğinde kamera sahnesinin uygulanmaması ve kameranın manuel olarak ayarlanması gerekiyor sorunu düzeltildi. Yeni ve geri dönen maceracı ana görevleri yaparken ahır ve merkez pazarı nasıl kullanacak hakkında rehber alabilecek şekilde ekleme yapıldı. Güzel, sakın bunları yeni bir oyuncu olarak geçmeyin arkadaşlar. R'ye basmayın, bunları okuyun, bunlar önemli. Klan G penceresindeki klan bilgi sekmesine klan üssü sunucusunun ayarlanabileceği bir buton eklendi. Bu buton aracılığıyla klan üssü sunucusu ayarlanabilir ve daha önce olduğu gibi klan üssü sunucusu ile ilgili mesajı tıklayarak da ayarlama yapılabilir. Oyun kolunun yatay ve dikey hassasiyet varsayılan değeri sırasıyla 30 ve 15 olarak değişildi. Yeni ve geri dönen maceracının kamera karakteri öldüğünde gösterilen güçlenme yöntemi butonu tıklanınca açılan macera rehberi değişildi. Beceri rehberinde savaş durumunda savaş duruşuna geçiş tap tuşuna dair rehber görülecek şekilde iyileşme yapıldı. Dünya haritası menü üzerinde Bulgasal veya Utur resmine tıklandığında kara tapınak arayüzü açılacak şekilde düzeltildi. Yapılandırma taş çıkarma denemi sırasında gösterilen bildirme, bazı yapılandırma taşlarının çıkarılması durumunda yapılandırma taşı yerine malzeme eşyasının çıkarılacağına dair bilgi eklendi. Abyss kuyusu arayüzündeki haritada gösterilen sabah ışığı diyarı Vankaya iletip bölgesindeki sisi dağıtıldı. Basitleştirilmiş görevlerin alınma koşullarına bazı kısımlar düzeltildi. Sistem, oyun güvenliğini güçlendirme çalışması gerçekleştirildi.
Çeviri. Çeviride deli dolu bir sürü İngilizce fiksi var arkadaşlar. Keşke böyle bir koca toplu fiksi Türkçe'ye de yapsa arada çünkü. Yani İngilizce'deki çok fazla şey sorun zaten. Özellikle şu returning'i the return gibi. İşte prenses mesela the princess gibi düzeltmeler var. Bunlar İngilizceyi bilen insanların çok takıldığı şeylerdi. İyi olmuş. Sonunda gelmiş. Bize de lazım bence Türkçe'de böyle değişimler. Keşke çalışsalar. Düzeltmeler ve değişiklikler. Arındırılmış kadek görev sırasında kaldırılmış olan üreten adı geri yüklendi. Üreten adının kaldırılma sorunu 12 Eylül Perşembe akımı sırasında düzeltti ve şu anda görev yapılsa bile üreten adı kaldırılmaz. Üreten adı geri yüklenen aksesuar aşağıdaki gibidir ve bu konuyla ilgili sorularınız için oyuncu destek üzerinden başvurabilirsiniz. Pendeberk'ı yüzük ve küpe, Pentabek kemeri, Pendensisi yüzüğe olmuş bu sorun ve düzeltildi. Erkek sınıflar, harikalar diyar zırh ki diğer kıyafetlerin ayakkabılarıyla birlikte giyildiğinde dayanıklık azaldığında kıyafetin doğal olmayan şekilde görünme sorunu düzeltildi. Erkek sınıflar, kış ülkesi balosu zırh belli kıyafetlerin ayakkabı ve eldivenleriyle birlikte giyildiğinde bazı görünümlerin doğal olmama sorunu düzeltildi. Bir çiftçinin kesesi, bir akademisyen kesesi eşyalarının açıklamalarındaki yeterli envanter slotu alanı oluşturduktan sonra açma talimatı kaldırıldı. Sezon boss ekipmanı takas kuponu eşyasının açıklaması gerçeğe uygun şekilde düzeltildi. Dünya boss'u Bulgasal'ın belli bir süre geçmesine rağmen kaybolmama sorunu düzeltildi. Medya bölgesindeki geç kalan patron genel görevinin tamamlanma NPC'sinin görünmeme sorunu düzeltildi. Belli durumlarda sabah ışığı diyarındaki NPC'lerin yapılmayan görevlerle ilgili konuşmalar yapma sorunu düzeltildi. Balıkçılık bataklık balıklarını sever misin quick görevinin açıklaması düzeltildi. Sabah ışığı diyarı bölgesindeki bazı NPC hareketlerinin doğal olmama sorunu düzeltildi. Sabah ışığı diyarı Hwankaya eyaletinde kullanılmayan NPC Girgo Viano'nun konumlanmış olma sorunu düzeltildi. Bu herhalde bu internet kafe NPC'si var ya o büyük ihtimal. Bihyun hikayesi efsane sırasında kameranın gökyüzü gösterme sorunu düzeltildi. Bihyun hikayesi geç kalmış pişmanlık görevi sırasında Bihyun'un bazı diyalogları düzeltildi. Atraksiyon kadim kayıt görevi sırasında hareket eden basamağı düzgün bir şekilde binilememe sorunu düzeltildi. Sınıf uyanış görevi sırasında değiştirilen kontrol tuşlarının komut öğretisine hemen yansımama sorunu düzeltildi. Kontrol tuşlarını değiştirdiğinizde sınıf uyanış görevi sırasında gösterilen komut öğretisinin değiştirilen kontrol tuşları gösterilir. Bu zaten diğer türlü olması saçmaydı. Karı tapınakta 30 dakika geçtikten sonra otomatik olarak ayrıldığınızda karaktere uygulanan debuff'ta kaldırılacak şekilde değiştirildi. Hükümran silahı biçimlendirme sırasında bazı biçimlendirme taşlarının arayüzden taşma sorunu düzeltildi. Pen derecesindeki Naru ekipmanı Piridesindeki tuval ekipmanla değiştirirken ekipman penceresine anormal bir efektin birikmesi sorunu düzeltildi. Oyundan çıkış penceresine karakter slotu genişletildiğinde belli durumlarda karakter slotunun anormal görünme sorunu düzeltildi. Savaş arasındaki beceri eğitmeni yakalama becerisi kullanımında yakındaki diğer beceri eğitmeni NPC'sinin debuff bağışıklığı süresine anormal olma sorunu düzeltildi. Efsaneler günlüğünün sabah ışığı diyarı bölüm 1-2 sayfasında efsane görüntüsüyle alt metin uyumsuz olma sorunu düzeltildi. Emoji hikayesi tamamlandıktan sonra efsaneler günlüğünde emoji hikayesine tıklanmasına rağmen günlüğün görüntülenmeme sorunu düzeltildi. Kadın sınıflar akademiya ya da İngilizce oynayasının kelp bir kostümü ve kanlı eldiven birlikte giydiğinde bazı görünümlerin tuhaf şekilde görüntülenme sorunu düzeltildi. Ya da Bloody Art işte İngilizce oynasanız. Doğusal sınıfın yıldızları mı? Pardon, akademiye değil lan. Sınıfın yıldızlarıydı Kasper. Karışıcı. Doğusal sınıfın yıldızları miğfer takıldığında belli açılardan bazı saçların boş görünme sorunu düzeltildi. Gas Berserker Armor veya Griffith AB kıyafetleri kızıl göz küpeyle birlikte giydiğinde küpenin efektinin kalma sorunu düzeltildi. Ninja sınıfın temel kıyafetindeki eldiven görünümünün bazı kısmının doğal olmama sorunu düzeltildi. Mayva terbiyeli kız zırh takıldığını bazı görünümün doğal olmama sorunu düzeltildi. Erdal fili ve Ankano filinin fil tuzağının etkilenmeme sorunu düzeltildi. Bir dakika, bu gerçekten böyle bir gönderme mi yoksa harbiden denk mi geldi Elephant da fil NPC isimleri? Aa, kafamda dedi sorular oluşuyor. Yo hayır lan değilmiş. Erdal fili, Erdal Elephant'mış, tamam İngilizcesi. Ulan bir an yoksa çevirmenler küçük bir gönderme mi yaptı ya da şey mi yaptı dedim, olmamış. Yakın NPC fonksiyonu aracılığıyla abis kuyusu yönlendirme sırasında Okuyla'nın gözündeki abis kuyusu yönlendirme yapılmama sorunu düzeltildi. Etkinlik Tran'ın Under Foundation'a eşya açıklamasındaki takas bilgisini tekrar etme sorunu düzeltildi.
Viyana parçası ile toprağa sarılı kapotya aksesuarının maksimum dayanıklılık yenilenmeme sorunu düzeltildi. Oyun içindeki gereksiz oyun istemcisi logları kaldırıldı. Oyuna bağlandıktan sonra NPC ile konuşuna arayüzün görüntülenmeme sorunu düzeltildi. Belli durumlarda aralıklarla istemcinin kapanma sorunu düzeltildi. Tabi efendim, bu kesin çözülmüştür ha. Katkı puanı kullanım bilgisinin bağlantı noktası yatırım sekmesinde her üretim bağlantı noktası ait bağlantı noktalarının sırası doğru gösterecek şekilde düzeltildi. Katkı puanı kullanım bilgisine kiralanan eşya listesini tekrar etme sorunu düzeltildi. Yükseltme malzemesinin yetersiz olduğu için yükseltme yapılamıyor durumdaysa kron taşı kullan butonunu etkileşmeyecek şekilde düzeltildi. Yükşe caddesindeki belli bir inekle etkileşiminde bulunduğunda kameranın anormal olma sorunu düzeltildi. Gar tapınak arayüzünün giriş butonunun yazı hizalamasının doğal olmama sorunu düzeltildi. Önerilen görevler kontrol edilirken bazı görevlerde vurgulama renginin gösterilmemesi veya farklı renklerin gösterilme sorunu düzeltildi. Bazı görevlerin alınma koşullarına dair bilgilendirme ifadeleri daha doğal olacak şekilde düzeltildi. Bazı savaşlarda görev amacının gösterilmeme sorunu düzeltildi. Karaktere uygulan buff etkisinin zaman zaman anormal olma sorunu düzeltildi. Geçtiğimiz 19 Eylül Perşembe akımı sırasında Berserk X, Black Desert işbirliği etkinliği, görev boss ve benzeri sona erdi. Buna bağlı olarak devam eden etkinlik görevleri veya tamamlanan etkinlik görevleri artık gösterilmeyeceğini bildiririz. Evet, CM Kız Arkeli 17.30'da Twitch yayını var arkadaşlar. Katılmak istiyorsun işte bu güncelleme özeti ya da bir şey okumaya üşendiyseniz ama bu videoyu izlediyseniz zor diye tahmin ediyorum. Çoğunuz öğrendiniz çünkü gelecek her şeyi. Ama işte başka sorunuz olsa vesaire sormak için kullanırsınız ama lütfen geleceğe dair soru sormayın, cevaplayamazlar, yasak. Bilseler de ki çoğunlukla bilmiyor çünkü developer değiller, GM'ler. Konuşuyor sadece yeni bir geri dönen macera açısında bu linki tıklamaya da Twitch kanalıma gelip birleşik şekilde ünlem geri dönen yazmayı unutmayın ve sizde özel avantajları kaçmayın. Biz bunlara bakamıyoruz, kullanamıyoruz. Siz yapın ama. Çünkü bunlar her zaman Word. Onun dışında çok o zaman sonra dönülse BDO'da çok içerik belirtti, ben bunları ne yapacağım bilmiyorum derse bu linki tıklayabilirsiniz. Ya da Twitch kanalıma girip ünlem geri dönen yazarsanız bu linke erişebilirsiniz. Aynı şu üstteki gibi. Ve uzun zaman içine gelmiş çoğu şeyin özetini oradan görebilirsiniz. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşürüz. Video like atmayı, yorum yapmayı, arkadaşlarınızı paylaşmayı, kanala abone olmayı, isterseniz 2.5 TL'den başlayan fiyatlarla member olup destekleyebilirsiniz ve bedava desteklemek isterseniz de AdBlue'u kapatarak destekleyebilirsiniz. Unutmayın. Başka bir videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.